Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir romanımla baş başayız. Yeni bir romanımı tanıtacağım size. Önce bir romanı göstereyim. Romanın adı Bir Yabancı Konuk. Evet. Bunun öyküsü aslında şu arkasındaki yazıyı okuyayım, ondan sonra anlatayım. Doğan Uzan'ın yazdığı yazıyı görebilirsiniz burada. Bir Türk erkeğinin Paris'te doktora yaparken tanışıp evlendiği Fransız kadından olan oğlu yıllar sonra bir gün çıka gelir. Erkek Türkiye'de ikinci kez evlenmiştir. Çocukları olmayan çift mutlu olmalarına rağmen zaman zaman çocuksuzluğun burukluğunu duymaktadır. Aniden gelen bu yabancı konuk tüm yaşamlarını alt üst eder. Yazar bu romanında kendine özgü duygu yönü ağır basan, gerçekçi ve toplumcu bir yaklaşımla güncel bir olaya eğiliyor. İçten ve yalın bir anlatımla kadın, erkek ve çocuk sorunlarına duyarlılıkla yaklaşıyor. Günümüzün önemli bir sorunu yabancılarla evlilik sonucu parçalanmış ailelerin çocuklarının dramını da tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Evet. Zannediyorum biraz konusu anlaşıldı. Doktora yapmak için Paris'e giden, Sorbonne Üniversitesi'ne doktora yapmak için giden bir genç adam orada bir Fransız bayanla tanışıyor. Tabii gençlik, genç, Paris aşıklar kenti, ışıklar kenti. Ve burada bu Fransız bayanla evleniyor. Benim bu romanı yazdığım sırada yine yabancılarla evlilikler çok azdı. Hemen hemen şöyle söyleyeyim, yani Almanlarla, Fransızlarla evlilik, hele Fransızlarla evlilik çok azdı. Nedenini bilemiyorum, ya imkanlardan dolayı. Şimdi yani Almanlarla da evleniyorlar. Fransızla da evleniyorlar, Amerikalılarla da evleniyorlar filan. Ama bu romanı yazdığım sırada böyle bir şey yoktu. Çok nadirdi. Burada doktorasını bitirip yurda dönen genç adam tabii karısına da söylüyor. Diyor ki ben ülkeme döneceğim, akademik kariyerime devam edeceğim. Bir anne bir kız olan bu aile babasını küçükken kaybetmiş. Romanın kahramanı bayan annesiyle beraber oturuyorlar. Ben diyor annemden ayrılmam. Biz anne kız kader birliği yaptık. O da diyor ki annen de diyor bize efendim gelir kışları kalır veya yazları gelir yazın. İstanbul'un, Türkiye'nin çok güzel yerleri vardır diye nihayet annesini de ikna ediyorlar. Ve bu Fransız bayan geliyor Türkiye'ye. İstanbul'a yerleşiyorlar. Tabii asistan maaşı az bir maaş. O bir Avrupalı, bir Parisli gereken konforu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yan işler yapıyor. Dış efendim ailesinden yardım alıyor filan derken bir bebekleri oluyor, bir erkek çocuk. Ve kayınvalide şeye geliyor, İstanbul'a geliyor kızına yardımcı olabilmek için. Fakat şöyle bir şey var. Bu bayan Lufthansa hava yollarında yer hostes olarak çalışan bir hanım. Zaten tanışmaları da öyle oluyor. Yani
doktora yapan genç adam onu havalanında görüyor ve Lufthansa'nın biliyorsunuz mavidir şeyleri, türkuaz mavisi üniformaları. Öyle aynı türkuaz rengi iki göz, sarışın bir hanım. Biliyorsunuz oralara da güzel kızları korlar genellikle. Ve böyle birdenbire çarpılıyor ve nihayet evlenmekle bitiyor bu. Ve bu çocuk dünyaya geldikten sonra önce ismi problem oluyor. Nasıl konulacak işte. O zaman bir Fransız ismi bir de Türk ismi koyuyorlar. Böylece ortalık yatışıyor. Yalnız dediğim gibi Lufthansa Hava Yolları'ndan işini de naklediyor bayan. Türkiye'de ilk ayda maaşını almaya gittiği zaman kendisine efendim bir orada bir Türk vatandaşına nasıl bir maaş veriliyorsa onu veriyorlar. Bu tabii ilk şoku yaşıyor. Diyor ki ben Fransız vatandaşıyım. Ben gelirken Lufthansa Genel Müdürü'yle konuştum. Benim efendim maaşımın tam tersi 2-3 misli olacağı. Çünkü yabancı bir ülkeye gidiyorum. Benim maaşımın daha yüksek olacağını söylediler ve ben bundan dolayı geldim diyorlar. Diyor, hayır diyorlar. Sen Türk'le evlisin, senin maaşın budur. Tabii ilk şoku bu şekilde yaşadıktan sonra ekonomik sıkıntılar da baş gösteriyor. Şimdi burada benim romanlarımda biliyorsunuz hep dönemler vardır. Yani Türkiye'nin ekonomik krizler yaşadığı bir dönem vardı. İşte benzin şeyleri, kuyrukları, yağ kuyrukları, ampul bulunmaz. İşte 1970 yılları efendim. Gaz bulunmaz. Böyle büyük sıkıntıların yaşandığı bir yer, bir dönem. Burada efendim hatta kayınvalidesinin şöyle bir sözüyle karşılaşıyor. Benim kızım işte Paris'i bıraktı geldi. Burada çakıl taşları gibi sefalete düştü. Ben bir benzin kuyruğuna gidiyorum çünkü arabasını da getiriyor gelirken. Aynı İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da ne gördümse, nasıl bir kıtlık gördümse, nasıl benzin sıkıntısı, nasıl yağ sıkıntısı gördümse bunu çekiyorum diyor. Hatta bizim asistanımızın orada bir romanda anlatır. Evde iki tane ampul patlamış. Ev neredeyse karanlığa dönecek. Üniversitenin tuvaletindeki ampulü çıkartıyor, getiriyor, evdeki avizeye takıyor. İşte bu sıkıntılar içerisinde bir de kızın maaşı düşmüş yarıdan şeyi efendim, ekonomik sıkıntılar, cinayetler, anne kız bir gün şeye iniyorlar, Bakırköy'e iniyorlar. Çünkü oturdukları yer yeşil yurt. Oraya iniyorlar. Orada Bakırköy'de o zaman biliyorsunuz MHP ilçe başkanı efendim silahla vurularak öldürüldü. Onu görüyorlar. Yine bir pazar yaptıkları sırada yine Gençler Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Karafakioğlu'nun efendim öldürüldüğüne şahit oluyorlar ve böyle yani gerçekten çok korkuyorlar anne kız. Yani bunun üzerine tabii hem o dönemin ekonomik sıkıntıları hem de efendim bu cinayetler, terör olayları üst üste binince bunlar efendim anne kız geri ülkelerine dönmeye karar veriyorlar. Ama bizim genç asistanımızın bundan hiç haberi yok. Diyor ki karısı, ben işte bebek oldu, efendim birkaç ay oldu, 3-4 ay oldu. Efendim her şey
güzel yolunda gidiyor. Yazlığımız var. Onların yazlıkları var. Bretonya bölgesi vardır Fransa'da. O bölgede Trebol diye bir şehir var. Çok güzel bir, bizim Karadeniz bölgesi gibi. Yani serinliği seven, pek güneşi sevmeyen insanların yazlıkların olduğu yer. Onu diyor götüreceğim, hem de diyor bebeğime, arkadaşlarıma filan göstereceğim. Dinlenirim, sen de dinlenirsin. Geri geliriz diyorlar ve gidiyorlar. Gidiyorlar. Haber yok. Ne mektup var, ne bir şey, hiçbir şey yok. Ve bir mektup alıyor asistanımız. Efendim, burada artık ben Türkiye'ye gelemeyeceğim. İstiyorsan sen diyor buraya gel diyor. Bu şekilde burada devam edelim diyor. Kalkıyor gidiyor o da. Gidiyor ama Paris'te istediği bir işi bulamıyor. Yani o bakımdan, çünkü bütün arzusu akademik kariyer yapmak. Burslu gitmiş, meşhur hizmeti var, onun da istikbali var. Yürümüyor bu iş ve dönüp geliyor. Bunu burada bırakalım. Aradan yıllar yıllar geçiyor. Bu arada bu Fransız hanım çok şey davranıyor, sert davranıyor. Hiçbir şekilde çocuğun bir fotoğrafını dahi göstermiyor, yollamıyor. Ama bu asistanımız muntazaman çocuğun nafakalarına bir nafaka biçiliyor biliyorsunuz. Onu yolluyor ama katiyen ne gösterme var ne efendim fotoğrafını yollama var. Evet. Ve artık bu genç adam da hayatına yeni bir yön vermek zorunda ve evleniyor. Bir avukat hanımla evleniyor ve her ikisinin de geç bir evlilik olduğu için zaten çocuk hiç düşünmüyorlar, çocukları da yok. Ve gayet böyle kendi hallerinde bir hayat devam ederken bir gün bir mektup geliyor. Bu mektup Paris'ten yazılmış. Üst mektubun zarfında bir çocuk yazısı belli yani. Efendim, o zaman da doçent olmuş bizim şeyimiz, genç adamımız. Mektubu okuduğu zaman efendim ben işte sizin oğlunuzum, sizinle tanışmak istiyorum, gelmek istiyorum. Kabul ediyor musunuz diye böyle yazıyor ve tabii adam çok heyecanlanıyor. Ve kısa kesiyorum romanda ve çocuğun biletini yolluyor, geliyor. Çocuğu havalanında her ikisi beraber karşılıyorlar. Ondan sonra öyle çocukta geçirmiş oldukları bir dönem var. Çocuk tatil boyunca hiçbir şekilde babasına baba demiyor. Fakat bir şeyde hastalanıyor, üşütüyor, midesini bozuyor. Biliyorsunuz çocuklar şeylerde yer değiştirdikleri zaman hem beslenmeleri hem işte iklim değiştirdikleri zaman çok hassastırlar, hastalanırlar. Ve o hastalığı müddetince babasının gösterdiği çok yakın ilgi sonunda bir gün babasının boynuna sarılarak ondan sonra babacığım der. Ve bu şekilde efendim baba oğul kendi ilk defa birbirleriyle efendim yakınlaşmış olurlar. Sonunda da tabii tatil bittikten sonra efendim çocuk tekrar dönecek. Yani çocuğun yaşını söylemedim. 12 yaşında çocuk. Bakın burada da görüyorsunuz. Bunun filmi yapıldı. Onu biraz sonra anlatacağım. Bu yaşlarda bir çocuk. Efendim bu romanın sonunda şöyle söyleyelim. Havalanından yolcu ediyorlar. Havalanında yolcu diyorlar, bekliyorlar. Hoparlörde bilgi veren kadının sesi, en ufak bir duygu yoktu. Beyaz plastik koltuklarda yan yana oturdular.
Selim, roman kahramanın ismi, suskunluğunu bozmak için öylesine sordu. Okuyacak bir şeyin var mı? Çocuk karşısında oturuyor. Var. Yatılı okula gittiğin zaman bana yazar mısın adresini, değil mi? Bildiririm. Mektup yazarız birbirimize. Çocuk bir an kararsızlık çektikten sonra yazarız dedi. Fransız Hava Yolları'nın 310 sefer sayılı uçağıyla Paris'e gidecek yolcuların 4 numaralı çıkış kapısına gelmeleri rica olunur. Tek söz etmeden kalkarak ağır adımlarla kapıya doğru yürüdüler. Oysa Selim çocuğa söyleyecek önemli bir söz daha olduğunu bilmiyordu. İstersen gelecek yaz yine gelebilirsin bize. Hatta istersen Noel tatilinde, ne zaman istersen. Sağ ol. Belki yazın gelirsin ha? Belki olur. Belki de olmaz diye düşündü Selim. Kapıdan geçen yolcuların biletlerini alan kadın hızlanmaları gerektiğini söylemesine işaret ediyordu. Çocuk gitmeliyim dedi. Hayır, lütfen, henüz değil, hemen şimdi gitme dedi Selim. Ne yazık ki François'nın elini uzatmıştı, çocuğun bir adı François. Meral'in elini sıktı. Allah'a ısmarladık madam, her şey için teşekkür ederim size. Meral çocuğun yanaklarından öptü, kadının gözleri yaşlarla dolmuştu. Sonra Selim'e elini uzattı, son sözlerini söyledi. Au revoir papa, Allah'a ısmarladık papa. Selim daha fazla dayanamadı. Çocuğu yerden kapıp kucaklayarak sarıldı. Hiçbir şey konuşmadılar. Seni çok seviyorum demek isterdi Selim ama ağlamaktan korkuyordu. Onun için oğluna sımsıkı sarılmakla yetindi. Hiç bırakmayacakmış gibi. Birinin kapılar kapanacak dediğini duydu. Belli belirsiz çocuğunu yere bıraktı ve ona son bir kez baktı. Hadi git diye söylendi boğuk bir sesle. Başka bir şey söyleyemezdi. Gırtlağı düğümlenmişti. Çocuk başını kaldırıp babasına bir göz attı. Sonra da tek söz etmeden kapıya doğru yürüdü. Selim izliyordu. Bilet kapıdaki kadına uzatıldı ve bir sayfası yırtıldı. François elinde uçak çantası, sırtı dimdik yürüyerek uçağa bindi ve gözden kayboldu. Kapılar kapanmıştı. Kısa bir süre sonra uçağın motorları çalıştı. Uçak pistte ilerlemeye başladı. Uzun bir süre olduğu yerde durdu Selim. Sonunda döndü ve şimdi bomboş kalan koridorda ağır adımlarla yürümeye koyuldu. Meral bir adım gerisinde onu izliyordu. Kadın gözyaşlarında kıpkırmızı olmuş gözlerini güneş gözlüklerinin ardına saklamıştı. Kocasına yetişti, elini tuttu, sevgiyle sıktı. Yani burada yıllar sonra efendim kavuşmuş bir baba oğlun birbirlerine yaklaşmalarını anlatıyorum. Ve her işin, her problemin çözümünün sevgide olduğunu vurguluyorum. Çünkü çocuk babadan herhangi bir sevgi görmemiş. İşte bu yaz tatilinde, romanda uzun uzun anlatıyorum, babayla oğul arasında birçok olaylar oluyor. O olaylarda baba gayet güzel sınavını veriyor ve çocuğunun gönlünü kazanıyor ve sevgisini kazanıyor. Bu şekilde de oğlunun sevgisini kazanıyor. Şimdi işte bu roman TRT'de efendim gene bir yapımcı geldi bana. Hep biliyorsunuz yapımcılar geliyor ama sonunda bir şey olmuyor. Yapımcı geldi efendim. Bunu efendim biz televizyon dizisi yapacağız dedi. Memnuniyetle dedim. Bu defa senaryosunu ben yazmadım. Efendim buyurun dedim. Efendim sizin kitap. Senaryosu da yazıldı. Ve başrollerinde göstereyim size. Başrollerinde bakın burada
Deniz Gökçer, avukat hanımı oynadı. Efendim, oradaki doktora yapan öğretim üyesi, akademisyenimizi de Salih Güney oynadılar. Ve bir çocuklar arasında bir yarışma açtılar. Ve bu yarışmada da Nihat Su isminde, şimdi bilmiyorum, herhalde kocaman bir delikanlı olmuştur. Ama bu çocuk bundan sonra herhangi bir dizide, filmde görmedim. Belki de vardır da ben takip edemedim. Ve bu dizi çok tutuldu. Birçok kez gösterildi. Ve yani diyelim epi insanları bu diziyle ağlattık. Ama burada boşanmış ailelerin, efendim, parçalanmış ailelerin gerçekten çektikleri acıları, dramları, özellikle de babaların. Çünkü anneler genellikle çok şey davranıyorlar. Çünkü boşanmalarda çocuk genellikle anneye veriliyor. Şimdi 3-5 aylık bir çocuk babaya verilmez herhalde. Yani isterse bırakır anne. Ama genellikle anneye veriliyor. Ve anneler babalarına duydukları hırsı ve kini diyelim, efendim, çocuktan çıkartmaya başlıyorlar. Yani babaya çocuğu göstermeyerek, babaya çocuğu kötüleyerek, babaya çocuğu babadan uzaklaştırarak. Bu çok yanlış. Bunun yapılmaması gerekir. Bazı babalar da alıyorlar çocuklarını. Aynısını da yapıyorlar ama ben bunun daha çok boşanmış çiftlerde annelerin yaptığına inanıyorum ve gördüm yani. Anneler yapıyorlar daha çok. Göstermiyorlar çocuklarına. Şimdi bu ayrı bir problem. Bunu psikologlar filan incelesinler. Çünkü ben romancı olarak bir konuyu, bir problemi ortaya koyup onun çözümünü de psikologlar, sosyologlar düşünsünler. Daha sonra bu romanın da şanslı bir roman, Deşirman ismiyle Fransa'da yayınlandı. Bakın, Fransa'nın La Pensée Universelle diye bir yayın evinde yayınlandı. Fransızca çeviren de, onu hep çevirmenler unutuyorum, çok ayıp oluyor gerçekten. Michel Danışman isminde bir hanımefendi bunu Fransızca'ya çevirdi. Ve Fransa'da yine bunun arkasında yazılı diğer Tılsımlı Gömlek romanında olduğu gibi çok büyük, güzel bir ödül aldı. Şimdi bakın ne zaman yayınlanmış? Şuradan bakıyorum. 1988 yılında yayınlanmış ve Fransızca'ya çevrilen yabancı roman ödüllerinden birisi olan ödülün ismini söylüyorum. Şurada vardı. Yanlış olmasın. Evet. Bakın burada ödülün ismi Adelf, yani Fransızca'ya çevrilen en iyi yabancı roman ödülü. Association des écrivains de langue française ödülünü aldı. Şimdi bakın, bu benim ödüller hep ne zaman? 1988, 1970, 97 filan. Bu aralarda birçok ünlü romancımız nerede? Yok bile. Değil mi? Bu ödülleri ben yıllar evvel almışım. Yıllar evvel. Legion d'Honneur ödülünü aldım. Yıllar evvel François Mitterrand'dan aldım. Çevirilerimden dolayı. Bu roman ödüllerini benden yıllar sonra alanlar oldu. Efendim, âlâ vâlâ, efendim, gazetelere manşet oldular. Yani şunu demek istiyorum. Medya çok gerçekten adaletsiz davranıyor. Çünkü benim aldığım bu önemli roman ödüllerini
yıllar sonra, 30-25 sene sonra filan, 30 sene sonra ismini söylemeyeceğim. Siz biliyorsunuz efendim, bir efendim yazar aldı. Şimdi ben söylemeyeyim yani o yazarın ismini. Yine bu Legion d'Honneur ödülünü efendim, yine efendim benden sonra, yıllar sonra, yani en az 30 sene sonra filan aldılar. Efendim bunlar efendim ala vala bütün efendim en çok satan gazetelerde, her yerde haber oldular. Demek ki burada da efendim bir şey, basının böyle bir adaletsizlik bir şey var. Bu nedenle ben bu videolarımı çekmeye karar verdim. Hatta bu videoları çekmeme sebep de çok değerli efendim bir arkadaşım olan Celal Yılmaz hocamız teşvik etti. Ve sağ olsun beni yüreklendirdi. O nedenle bu videoları çekmeye karar verdim. Çünkü bunlar, eğer bu şekilde yapmamış olsaydım, kenarda köşede kalacaklardı. Dahası aynı roman yine İngilizce'ye çevrildi. İngilizcesini de gösteriyorum size. Bunların İngilizce çevirmenimde Stuart geçen gün ismine, efendim Amerikalı bir çevirmenim, isminin soyadını yanlış telaffuz etmişim. Onu bana dedi ki, soyadımı dedi doğru telaffuz et dedi. Şimdi söylüyorum, Stuart Klein olarak efendim İngilizcesinin de çevirisini gösteriyorum. Demek ki bir yabancı konuğun efendim Türkçesi, İngilizcesi, Fransızcası, ayrıca televizyonda. Şimdi bir şeye çok şey yapıyorum. Bu bir yabancı konuğun TRT dizisi olduğu halde müracaat ettim TRT yönetimine. Bakın, YouTube'dan istiyorlar beni tanıyanlar. Efendim YouTube'a koymuyorlar. Neden diyorum efendim, baktım bir sürü TRT dizileri YouTube'da. Bunu bir türlü ben anlayamadım gerçekten. Dilekçeyle müracaat ettim. YouTube'a koymadılar. Mesela şu günlerde TRT1'de bir dizi var. YouTube'da görüyorum. Çok eski TRT dizileri hepsinin YouTube'da var. Bunun neden konulmadığını, diğer efendim televizyon dizisi olarak senaryosunu yazdığım Kara Elmas'ın da neden YouTube'a konulmadığını gerçekten anlayamıyorum. Bu şekilde de size bir yabancı konuk romanımı anlattım. Dediğim gibi bunlar yazdığım zaman hiç yazılmamış konulardı. Mesela yıllar sonra Mardin Münü televizyonu yapıldı, bir dizisi yapıldı biliyorsunuz. İşte bir Almanla efendim evlenen bir Türk işçisi filan. Sonradan bunlar aldı başını gitti. Ama benim anlattığım dönemde bu evlilikler çok nadirdi. Azdı. Tabii sonradan Avrupa'ya açılmamızla efendim bu şekilde de bu ilişkiler, evlilikler çoğaldı o zamanın. Fakat bütün romanlarımda da biliyorsunuz bir döneme rast geliyor. Bu dönemde de 1977 dönemleri, yani kıtlığın, yokluğun, efendim ekonomik sıkıntıların artı anarşinin olduğu, cinayetlerin olduğu bir dönem ki yabancılar için gerçekten katlanmak zorunda olmadıkları bir ortam. Yani neden gelsin de, değil mi, o şartlara katlansın, üstelik de can güvenliği var. Bu nedenle de bu dönem romanlarında da yani bunlar da bir noktada dönem romanı olarak kabul edebilirsiniz. Bundan önce tarih romanlarımda işte dönem dönem anlattım.
Bunlar da dönem romanı. Şeyi anlattım. Yazdan kalma bir günü anlattım. Demokrat Parti iktidarının düşmesi. 1960 yılı. Efendim bu yine yoklukların, kıtlıkların, anarşinin olduğu dönem. Ondan evvelki romanı anlattım. 12 Eylül döneminin geçtiği dönem. Demek ki bütün bu dönemlerde yazar olarak beni çok etkilemiş, o döneme denk gelmiş. Hem de o dönemlere de bir şey tarih düşmüş oluyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Başka bir romanımda, güncel bir romanımda buluşmak üzere.